Baktım anamızdan hayır yok. Abin ne yaptı? Sana pilav yaptı. Hadi kalk. Kalk 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 ya hadi. Bak şimdi dinle. Ablam şimdi duyacak yakında bu olanları. Çıkacak gelecek buraya. Abi bak sakın ha. Sakın ha bak ablama hiçbir şey söylemeyeceğim. Kızım ablam tatilde. Kadın onu tatile götürdü. Umurunda değiliz ki biz. Hayatta gelmez sen merak etme. Duyarsa gelir o. Biliyorum ben. Gelir karıştırır kurcalar gene her şeyi. İki dakikada karman çorman eder. Ne bu bebeği verdirir. Ne üniversiteye gider. Bizim yüzümüzden kalır burada. Ben çalışırım size bakarım der bak. İyi olur. Elini taşın altına soksun. İşe yarasın 40 yılda bir. Ha Şadiye? Bak sen ablama kızgınsın ben biliyorum. Ama ben de sana çok kızgınım. Çok kötülük ettin. Abi. Bak ben seni bir şarttan affederim. Ablamı artık bu aileden azat edeceğiz. Nasılsa üniversiteyi kazanacak o. Bir geleceği var. Bizimle beraber burada mahvolmayacak abla. Bırakacağız gidecek. Tamam. Benim için hava hoş. İçsin. Ben bebeği düşürdüm gideceğim. Sen hastalığından falan söz etmeyeceksin. Bak abi bir şey dersen seni de silerim bak. Allah Allah. Tamam kızım ya ne söyleyeceğim ya. Şeytan görsün yüzünü. Sen şimdi yarın git. Bu aileyle şöyle iyice bir konuş. Hallerine tavırlarına falan bir bak. Abi. Bana da sakın ha bak abi. Ben ağlasam da, yalvarsam da, yakarsam da adreslerini bana sakın ha söylemeyeceğim bak. Tamam be kızım ya, tamam Şadiye. Yoksa ben giderim, görürüm. Alırım, çocuğumu getiririm. Söylemeyeceğim abi. Tamam kızım, tamam Şadiye. Niye söyleyeyim ya, tamam. Hadi ama ağlama artık ne olur ya. Hadi, hadi bakayım. Hadi dön, hadi pilavını ye. Hadi, ağlamak yok artık bitti. Dön pilavını ye. Yeme yeme. Pilavı yeme. Pilavı yeme. Yeme yeme. Yenecek gibi değil. Yumurta kıracağım. Yumurta kıracağım. Ağlama artık. Bir tane daha yer miyiz birlikte? Oğlum bize bir tane daha yumurtalı. Narin abla. Aa İbo. Narin döndün mü kızım? Erdoğan abi. Döndüm ben döndüm. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Geç otur. Yok şimdi siz yemek yiyorsunuz şey etmeyeyim ben. Olur mu öyle şey? Aç bir servis daha buraya. Nane abla pideler müthiş var. Ya. Ne içersin? Yok bir şey içmem o Erdoğan. Eve uğradın mı? Yok uğramadım daha. Ben dün gece döndüm daha tatilden şey. Anladım. Nane abla Şadiye abla intihar etmiş. Ne? Yok kızım öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ne? Herkes öyle diyor. Ya sen bırak herkesin ne söylediğine. Yok öyle bir şey kızım. Erdoğan abi ne oldu Şadiye'ye? Ya düşmüş kolunu incitmiş o kadar. Ya bir tutamadın çeneni bir tutamadın. Oğlum al şuradan hesabı. Baba daha pide gelecekti. Sen otur ye. Narin. Narin kızım. Narin kızım. Narin sen. Narin kızım sen bizim eve geç. Ben sana Şadiye'yi de getireceğim tamam mı güzel kızım? Erdoğan abi, Mehmet oralardaysa onu da getir. Tamam. Sen bizim eve geç. Yalnız bana söz ver. Sinirlerine hakim olacaksın, oldu mu? Hadi bakalım. Hadi geçin. Gel evladım sen de. Hadi. Geçin şöyle. Geç hadi. Hadi Mehmet oğlum. Hadi kardeş kardeş konuşun, tamam mı? Ben dışarıda bekliyorum. Şadiye. Ablacığım ne oldu sana? İntihar etti diyorlar ha. Hamile kaldı. Şadiye ne diyorsun? Kimden? Zafer'den mi? Musret'ten. Musret bu şey. Allah senin cezanı verecek. Senin Allah cezanı verecek. Abi Şadiye'm niye bana anlatmadın? Niye bana söylemedin? Bulurduk bir hal çaresini ha? Yok ben...
Ben kendi başımın çaresine bakıyordum zaten. Böyle bir para falan buldum bir yerlerden de. Mehmet atmış. Ben de çaresiz kaldım, atıverdim kendim kayalardan aşağı. Allah senin gibi. Yine kumar oynuyorsun sen değil mi? Ha? Senin namussuz, şerefsiz kumar oynuyorsun değil mi? Yapma, yapma, yapma. Hastalanmış bugünlerdir, öksürüyor bu da. Röntgen için para lazımmış. Nereden bilsin çocuk? Alıvermiş işte. Şadiyem, inandın mı sen de bunun bu anlattıklarına ya? Huylu huyundan vazgeçer mi be? Kumar oynuyor işte. Tamam, sen hiçbir şey dert etme. Bulacağız bir hal çaresini. Gerekirse doğurursun, bakarız bebeğe. Ne yapalım Şadiyem ya? Yok. Yok. Düştü zaten çocuk. Yok yani, çocuk öldü. Kurtulduk çocuktan. Bana bak. Şişt. Annemin olan bir tane haberi yok. Çiçek toplarken düştü diye biliyor. Ağzını biraz kapa. Tamam mı? Ne söyleyeceğim ben be? Ha? Ne söyleyeceğim anneme? Şeytan görsün yüzünüzü. Annenin de senin de yüzünü şeytan görsün. Buldunuz gariban kızı, üstüne çullanıyorsunuz değil mi? Ne istiyorsunuz ulan siz bundan? Ne istiyorsunuz? Ya bir sus. Sus, bir hastaydı çocuk. Hastaydı, nereden bilsin? Almış işte parayı, nereden bilecek? Şadiye, ne safsın sen hala ya? Bu namussuzu mu savunuyorsun bana? Ya biz namussuzuz ya, biz namussuzuz. Sana ne? Sen çekip gitsene. Hasta zaten adamın ciğeri hasta. Ya Şadiye, ne ciğeri ya? Ne ciğeri Şadiye? Bunda ciğer ne arar? Ama müstahak. Müstahak size. Tam bulmuşsunuz birbirinizi, tamam mı? Bozacının şahidi Şıracı. Ne haliniz varsa görün be. Hatta babamı da çağırın, gelsin, tamam mı? Seni sermaye yapsınlar. Bir güzel, yiyin için. Geçindirirsin hepsini, olur mu? Bana bak. Ağzını topla. Adam gibi konuş. Lan o zengin evine. Bizim senin gibi kardeşimiz yok. Yürü, yürü lan. Çık dışarı! Yürü! Yürü! Bizim senin gibi kardeşimiz yok! Bizim senin gibi kardeşimiz yok, git! Çık dışarı! Şadi. Alın bana. Alın, tamam. Tamam, tamam, tamam. Aa, Narin. Geldin, döndün mü yoksa? He, döndüm ya. Bir sürü de erzak getirdim, hediyelik falan. Kapının önündeydi de taşıyamadım içeri. Abini çağıralım mı kız? Ne abisi be? Ne abisi? Olmaz olsun öyle abi. Hem senin kızın intihar etti, senin haberin var mı? Ne intiharı be? Ne diyorsun sen? Allah Allah. Şadiye anne. Şadiye kızın intihar etti. Ne biçim bir uyku seninki be kadın? He? Kızın o***du. Oğlunun kumar borcu yüzünden. Sonra gitti, bir de üstüne hamile kaldı. Sonra oğlun gitti, o kürtaj paralarını yedi. Sonra intihar etti senin kızın. O sayede de bebek öldü. Ölüyordu az daha, ölüyordu. Bu neyin uykusu be? Neyin uykusu bu? Deli deli konuşma be. Allah Allah. Kız kolunu kırdı çiçek toplarken. Ne diyorsun sen? Anne, Şadiye intihar etti. Eğer o Mehmet'i zapt etmezse kızın canını okur. Ha, bak ben de onu diyeceğim zaten. Bak, Nenengil'den kalan tarlayı satıvermişler. Abim de bana 3-5 kuruş bir para verdiydi. Ben de gittim bir bağlama büyüsü yaptırıverdim. Bana çok para verdim ama bak kaç tane işi aradan çıkarttı gitti. Mehmet'e de söyledim. Hoca efendi okudu bir sürü. O Ümmü de dönecek, Recep'im de dönecek. Oğlan da adam olacak. O verdiğimiz paraya çoktan değdi, ucuza bile geldi. Yalnız Narin, bu babanın adresini bir bulmamız lazım. Nasıl yapsak? Hayır, hoca efendi dedi ki, yani döndürmek için oturduğu yerin adresi lazımmış. Yani eğer bulursak böyle 2 günde falan dönüverecek. Yoksa bulamazsak 10 gün falan sürermiş. Ne yapalım artık? Allah hepinizin cezasını versin. Hepinizin cezasını versin. Narin, şeyi... Bak, istediğin oldu işte. Artık kessen de arkasına bakmaz. Şimdi düşünelim bakalım, senin şu tomografi paranı nereden bulacağız?
Ya sırası mı şimdi Şadiye? Hallederiz hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.